Manisa'da korkutan depremler. Şırnak'ta hain saldırı. Zarrab davasında gizli belge açıklandı. Günün haberleri başlıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup PKK'lı terörist Şenyuva üst bölgesine saldırı düzenledi. Hain saldırıda biri üsteğmen, iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken geniş çaplı operasyon başlatıldı. Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya'da da hissedilen deprem bölgede paniğe yol açtı. Bu depremin ardından 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da son 20 gün içerisinde büyüklükleri 2 ila 5.2 arasında değişen yüzden fazla depremin yaşanması halkı tedirgin ediyor. Mizah dergisi Penguen, Twitter üzerinden kapanacağını duyurdu. Penguen, son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulaları konusunda aldığı karara tepki olarak karikatürsüz kapakla çıkmış, altına da artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak notunu düşmüştü. New York'un eski belediye başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey'in zarar davasındaki rolü ve ücretlerinin kim tarafından ödendiği sorularının yanıtlandığı ifadeler kamuoyuyla paylaşıldı. Yemenli ifadeler, ikilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları gizli görüşmenin içeriğini ortaya koyuyor. Giuliani ifadesinde Erdoğan'la Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bir anlaşmanın parçası olarak görüştüğünü söyledi. Giuliani, Zarrab'a yöneltilen suçlamaların niteliği ne olsa da davanın diplomatik yollardan çözülmesine yakın durduklarını belirtiyor. Avukatlık ücreti ve çeşitli masraflarının Zarrab tarafından ödendiğini söyleyen Michael Mukasey de Zarrab'ın avukatlığını yapmalarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını öne sürdü. Savcılık davada bulunan 8 Amerikan bankasının Giuliani ve Mukasey'in hukuk firmalarının müşterileri olduğu gerekçesiyle çıkar çatışması yaşanabileceği konusunda endişelerini dile getirmişti. Paris Şanzelize bulvarındaki silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis de yaralandı. Uzun namlulu otomatik tüfekle ateş eden saldırgan çatışmada öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırganın daha önce polisi tehdit etmekten gözaltına alındığını açıklarken terör örgütü IŞİD saldırıyı üstlendi.